İstanbul Kağıthane'deki Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandı. 134 riskli binanın yıkılmasının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında yapımı tamamlanan 745 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Kentsel dönüşümle yapılan daireler bitti. Sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Vatandaşlarımız güvenli konutlarına kavuşmuş olacak. 2019 yılında İstanbul Kağıthane'deki Yahya Kemal Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki istinat duvarının çökmesi sonucu riskli yapılar tespit edilmişti. 134 riskli yapıyla ilgili yıkım kararı alınmış, bölgedeki vatandaşlar da tahliye edilerek kentsel dönüşüm süreci başlatılmıştı. Şu an Yahya Kemal Mahallesi'ndeyiz, Kağıthane ilçemizde. Malum 2019 yılında burada bir istinat duvarının kayması sonucu iki binamızın çökmesi, arkabinde de Sayın Bakanımızın talimatlarıyla bölgedeki tüm binaların tetkikinin yapılmasıyla 134 binanın yıkılarak burada bir dönüşüm süreci hasıl oldu. 688 konut, 57 ticari birim olmak üzere toplam 745 bağımsız yapı tamamlandı. Hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. 688 konut, 57 ticari ünite olmak üzere toplamda 745 bağımsız birimlik bir projemiz burası. Ve bu projenin şöyle bir özelliği de var. Tamamı burada bulunan vatandaşlarımıza, hak sahiplerine teslim ediliyor şu anda. Teslim süreçlerimiz bu hafta başladı. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezai Köse, devam eden kentsel dönüşüm projeleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Pendik'te, Üsküdar'da, malum Fikirtepe'de, ki Fikirtepe'de Allah nasip ederse ilk teslimlerimiz başlayacağız. Bağcılar'da da bir projemizde yaklaşık 900 bağımsız birimlik bir projemizde de teslimlere başladık. İstanbul'un bütününde inşallah kısa bir süre içerisinde kentsel dönüşüm sonuçlandırarak vatandaşlarımızı afetlere karşı can ve mal güvenliğini sağlamış olacağız. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte deprem bölgesinde Malatya'da organize sanayi bölgesini ziyaret etti. İş insanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, sanayicilerin sorunlarına dikkat çekti. Bölgeye pozitif ayrımcılık istedi. Birinci temel sorunları, fabrikalarda çalışan işçilerin ve kalifiye elemanların Malatya'dan büyük ölçüde ayrılmış olmaları. Bunların bir an önce dönmeleri gerekiyor. Vergi açısından bir pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Malatya dışına çıkan, daha doğrusu deprem bölgesine dışına çıkan işçilerin, kalifiye elemanların dönmeleri için bir vergi avantajının sağlanması lazım. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, KOSGEB'in özel bir çalışma yapmasında büyük yarar var. İkinci önemli konu, depremde yıkılan evler var. Kırsal kesimde ciddi sorunlar var. Elde kalan bazı ürünler var. Süt üreticileri, sütümüzü satamıyoruz. Yeteri kadar, arzu ettiğimiz kadar alıcı bulamıyoruz diye bir sitemleri oldu. Et ve Süt Kurumu yetkililerine de buradan çağrı yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne çağrı yapıyoruz. Kayısı var elde, onları satın alsınlar. Et ve Süt Kurumu süt üreticinin elindeki sütleri satın alsın. Dolayısıyla sosyal devlet, sosyal devletliğini şimdi yapmayacaksa ne zaman yapacak? Bunların yapılması lazım.